Bilindiği üzere ülkemiz bir deprem felaketi yaşadı ve bu deprem felaketinde ciddi yaralar aldık. Biz Van Barosu olarak bu yaraların sarılması adına ciddi emek ve ciddi katkılarda bulunmaya çalıştık. Hepinizin bildiği üzere deprem bölgesinde çeşitli iddialar üzerine kolluk kuvvetinin işkenceye, kötü muameleye varan ciddi davranışları sosyal medyada dönmeye başladı. Biz her zaman şunu söylüyoruz: İşkencenin sebebi olamaz, mazereti olamaz. İşkence bir insanlık suçudur diyoruz. Ve cezasızlık politikası bu işkence ve kötü muamelenin süreklileşmesine yol açmaktadır. Yine dün Van Adliyesi'nde cezasızlık politikasını kendisine bir ödül olarak gören kolluk kuvvetleri yine bir meslektaşımıza darp ve kötü muameleye yönelik davranışları olmuştur. Biz Van Barosu olarak bu yönlü davranışları kınadığımızı belirtir, basın açıklamasını yapmak üzere sözü Avukat Hakları Merkezi meslektaşımız Seyhan Bey'e bırakıyorum. Van Barosu Başkanlığı'nın ve Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı'nın ortak açıklamasıdır. Avukata yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz ve uygulanan cezasızlık politikasını kabul etmeyeceğiz. Meslektaşımız Avukat Hamit Kaya, 13.02.2023 tarihinde sorgusu yapılacak müvekkili ile görüşmek için geldiği Sulh Ceza Hakimliği'nin duruşma salonunun önünde bekleyen kolluk görevlileri tarafından önce müvekkili ile görüşmesi hukuka aykırı bir şekilde engellenmiş, sonrasında meslektaşın müvekkili ile görüşmesine herhangi bir yasal engelin bulunmadığını belirtmesi üzerine kolluk görevlilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Görevi vatandaşı korumak olan bir polis memurunun duruşma salonunun önünde bir avukatı yüzüne yumruk atmak suretiyle yaralaması, hakaret ve tehditlerde bulunması uygulanan cezasızlık politikasının somut bir örneğidir. Şüpheli polis memurları hakkında herhangi bir gözaltı ve tutuklama tedbiri uygulanmayarak cezasızlık politikası bir kez daha ortaya konulmuştur. Bilinmelidir ki savunmanın onurlu temsilcisi olan biz avukatlar, görevini yapmasına fiziki müdahale engelleyerek yargı sistemin dışına çıkarmaya çalışan, avukata olan düşmanlıkları her geçen gün artan bu karanlık anlayışın her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir kişi veya kurum savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan alıkoyamaz, engelleyemez ve fiziki saldırıda bulunamaz. Avukatın görevi hukuk devletinin bireylere sağladığı hak ve güvenceleri korumak ve kullanılmasını sağlamaktır. Avukatın mesleki faaliyetlerinin engellenmesi, duruşma salonlarının önlerinde kolluk görevlileri tarafından darp edilmesi ve kendilerine yönelen saldırılara karşı mücadeledeki kararlarımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir polis devleti değil, hukuk devletidir. Hukuk devletini, adil yargılama hakkını, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunma kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu sorumlulukla meslektaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, haklarında başlatılan soruşturmaların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.